Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey, ben öncelikle Özşanlı Sigorta'nın sahibini, yetkilisini yani sizi biraz yakından tanımak istiyorum efendim. Teşekkür ederim. Başta İbrahim Aslan, Şanlıurfa'da doğdu, Şanlıurfa'da büyüdü. Şanlıurfa'nın tozunu, toprağını ütüyor. Ve buradaki Şanlıurfa merkezde 27 arkadaşımla Özşanlı Sigorta'da hizmet veriyoruz. Bugün 24 Kasım, başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün öğretmenlerimizi saygı, sevgi, hürmetle ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. İbrahim Bey, bu güzel açılış için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şöyle başlayalım efendim. Sizler burada Özşanlı Sigorta adı altında kaç yıldan beri bu kaliteli hizmeti sürdürmeye devam ediyorsunuz efendim? Firmamızın kuruluşu Ağustos 2006'dan beri hizmet veriyor. 2006'dan beri sektörde faaliyet yapıyoruz. 2010'dan sonra, yani 2012'den sonra otodışı branşlara da girdi, hayat poliçelerine de girdi. Buradaki girdiğimiz hayat poliçeleri başta tamamlayıcı sağlık ve modüler sağlık olmak üzere. Türkiye'de son, Türkiye'nin güney sınırındaki olan Suriye'de, Irak'tan ve Türk Cumhuriyetlerden bazı körfez ülkelerinde ülkemize geçici ikame almak suretiyle zorunlu yabancı sağlık sigortası da yapıyoruz. Ve son 4 yıldır da hayat branşına da girmişiz, otodışı branşında. Peki İbrahim Bey, aslında oldukça yoğun bir çalışma temposu içerisindesiniz. Ama biraz önce bahsettiğiniz bilgilerin açılımını, yani detaylı bir şekilde Özşanlı Sigorta'nın bir günü nasıl geçiyor, ne gibi hizmet ve çalışmalar sürdürüyor? Bunu bir de sizlerden dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Özşanlı Sigorta sabah 7.38 itibariyle başlıyor. Mesaimiz zaman zaman 10 gece 23 gün 4'lere kadar devam ediyor. Tabii belli işlemlerden sonra kendi aramızdaki hesap kitapları yaptıktan sonra, yani uzun mesai de yaptığımız arkadaşlarla, arkadaşlarımız hepsi birbirlerinden kıymetlidir. Çok efor sarf ediyorlar. Hepsilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada Şanlıurfa'nın ilçelerle beraber nüfusu yaklaşık 2 milyondur. Ve ben buradaki bütün Şanlıurfalı hemşerilerime, dostlarımıza, müşterilerimize, bize güvenen dostlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz 2015 yılını kapatırken 2016 hedefimizi %17 büyümeyle hedeflemişiz. Ama ilk 7 ayda %17'lik değil, %23.7 ile ilk bunu tamamladık. Ve yıl sonuyla aslında ki büyümemiz %30'larda olacak. Allah izin verirse, yani 40 günlük bir süre kaldı aralığın son haftasına. Buradaki bütün dostlarımıza, bize güvenen bütün kardeşlerimize, abilerimize sonsuz teşekkürlerimi ederim. İbrahim Bey, aslında şu ana kadar yapmış olduğunuz çalışmaları değerlendirirsek ilerleyen dönemlerdeki durumunuzu, kazançlarınızı tahmin etmemek çok da zor olmasa gerek aslında. Peki ben şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum İbrahim Bey. Asıl işiniz sigorta. Sigorta neden gerekli? Yani sigorta nedir diyelim ve ne gibi yararlara sahip oluyoruz sigortayla? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz köylü çocuğuyuz ama şunu diyelim. Aslında bir köyde bir bankaya da sigorta olmaz. Aslında finansın, sigortanın olduğu yer zenginleşmenin, ticaretin, yani para akışının, ondan sonra yatırımların olduğu yer. Yani bugün bir köyde, bir kasabada bir banka bulamazsınız. Belki bir kasabada bir postane bulabilirsiniz. Ama ticaret merkezlerinin, finans sektörlerinin olduğu yerlerde muhakkak sigorta. İnsanlar en değerli şeylerini sigortalıyorlar. Yani bugün basit bir şeyi sigortalamak mümkün değil. Ama buradaki hem kamu ihalelerindeki yapılan ihalelerde sigortasız asla devlet müteahhitlere, iş adamlarına ödenek ödemiyor. Tabii. Bu bir birinci etap. Türkiye'de aslında yani sigortacılık, yani Avrupa'dan önce bizim coğrafyamızda yani kurulmuştur ve halen şu an mesela doğuda
bulunduğumuz bölgelerden aşiretler arasında dernekler, yardımlaşma sistemi vardır. Hı hı. Ve aslında Avrupalılar, Batılılar, Amerikalılar bizim ecdadımızın yaptığını kopyalamış ve sigorta şirketlerini kurmuş, tabii para babaları filan. Şimdi sigorta zengin devletlerde, ticaret hızla geliştiği ülkelerde olmazsa olmazlarından biri. Yani düşünebiliyor musunuz, sigorta sadece trafik sigortası değil, konut sigortasından iş yeri sigortasına kadar, insanlar telefonlarına kadar artık özel sağlık sigortaları, yani özel hastanelere kadar, sosyal güvenlik kurumunun birçok aradaki farkı olan kısmını özel sigorta şirketlerine devretti. Özel sigorta şirketleri bunu karşılıyor. Hı hı. Yani sigorta olmazsa olmazlardan biridir. Bunları da böyle eklemiş olalım. İbrahim Bey, bu da bu kadar yoğun bir çalışma temposu da sıkıntı ve zorlukları beraberinde getiriyor diye düşünüyoruz. Aslında şöyle sormak gerekirse, sigorta acentelerinin günümüzde sıklıkla karşılaşmış olduğu problemler arasında neler geliyor? Şimdi sigorta acentelerinin günlük karşılaştığımız zorluklardan, 2015 yılında sigorta şirketlerinin zarar etmesinden dolayı fiyatların 2016'ya ciddi anlamda yansıdı. Belki ilk 6 ayda hızla yükseldi. Ondan sonra yavaş yükselmeye başladı. Son bir yılda bazı sigorta şirketlerinin genel müdürü, yönetim kurulunun %11.6 düştüğünü söylüyor. Tabii bu normal şeye çok, yani normal fiyatlara çok yansımıyor. Ama burada görsel bir de yazılı medyanın insanları çok yanılttığını, yönlendirdiğini görüyoruz ve müşterilerimizden en çok işte televizyonlar bu diyor ki fiyatlar düşecek. Fiyatlar düşmedi. Bugün Aralık'ın sonlarına geliyoruz. 40 günlük bir süremiz kaldı yıl sonuna. Fiyatlar düşmedi. Yani fiyatlardaki belki 2017'de temennimiz de bizim de istediğimiz 2017'de fiyatlarda bir iyileşme olur. Sigorta acentelerinin ikinci bir sıkıntısı aslında bu fiyatların yükselmesiyle beraber sigorta acentelerinin 1.6'ya kadar komisyonlarının düşmesi. Yani normalde kanuni olarak 17 olması gerekirken fiyatların sigorta şirketlerini zarar etmesiyle beraber 1.6'ya kadar düştü. İkinci sigorta şirketlerinin bir sıkıntısı aslında bankaların kredi verip o şekilde faaliyetlerini sürdürüyor ve bankaların otomotiv sektörünün de buna ruhsat verilmesi sigorta acentelerini ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Bugün 16.500 acente var Türkiye genelinde, hı hı. Ve bunun 320 bin çalışanın olduğunu söyleniyor. O da başkanlarımızdan ve bunu doğu illerimizde hesaplarsak burada 1,5 milyon kişinin bu sektörde aslında ekmek yediğini hesaplıyoruz. Ve buradaki aslında otomotiv sektörlerine, yani burada kendi mesleği olmayan otomotiv sektörü, ben otomotiv sektörünün yanında sigortayı da satıyorum. Bankaları da faiz para veriyor, devlet yetki vermiştir. Ama sigorta benden sigortayı kesmezsen işte kredini onaylamam, işte faiz oranını yükseltirim. O da ayrı bir sıkıntı. O zaman market işleyen de o da sigorta işine başlasın. Ben de marketimi şey ederim. Otelcilik yapan da aynı şeyi yapsın. Yani aslında bu acentelerin kanayan bir yarasıdır. Bu güzel bir noktaya değindiniz. Bankalarla otomotiv sektörüdür. Yani her parası olan da ayrı bir şeye atılması hükümetimizin, yani en son hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın eğitime, öğretime çok önem verdiğini ve Türkiye'nin her tarafında üniversiteye çevirdiğini ve meslek yüksek okullarının, bankacılık, sigortacılık meslek yüksek okullarının neredeyse her ilimizde, her ilçemizde kurdu. Bunun bir anlamı, bir cazibeliği kalmadı eğer burada bankaların da bu işi yapıp otomotiv sektörünün de bu işe el atması, hı hı. Yani bir yan gelir olarak yapması bu acenteleri tamamen bitirmiştir. Acenteler aslında böyle göründüğü gibi kar ediyor falan değil.
son 3 yılda acenteler mevcut ceplerindeki olan parayla harcıyor ve mevcut ceplerindeki olan para da bitiyor. İbrahim Bey, bizlere vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Ederim. Başarılı ve güzel günler sizlerle olsun. Teşekkür ederim, sağ olun.